Nazlı, ne söyledin Savaş'a? Neden vazgeçtin? Ya ben sana aşığım! Ne dedin sen? Hiç, genel geçer şeyler. Öyle bir filmde gördüğüm bir şey söylemiştim. Senden son bir şey daha rica edeceğim. Tabii. Savaş'ın yalnız kalmasını istemiyorum. Biraz daha kalır mısın burada? Ben annenle konuşurum. Belli ki Savaş senin arkadaşlığına önem veriyor. Sana değer veriyor. Ben size arkadaşız demiştim. Peki. Nazlı, Savaş'ın kendine yeniden bir şey yapmasından çekiniyorum. Ona dikkat et, olur mu? Tamam. Ahmet birazdan gelir. Daha sonra şoförü gönderirim, eve getirirsen, olur mu? Teşekkür ederim. Görüşürüz. Eve mi dönüyoruz efendim? Hayır, Marina'ya gideceğiz. Alo Ahmet. Ahmet, çok kötü şeyler oluyor. Neredesin bilmiyorum ama lütfen beni rahat dinleyeceğim bir yere geç. Tamam. Bekliyorum öyleyse. Hı-hı. Sana papatya çayı falan yapayım mı? İyi gelir. Sana bir hayat borçluyum. Ödeştik işte. Yani ödeşmek için yapmadım tabii. Ölsen çok üzülürdüm. Ama kim olsa üzülürdüm. Senin için özel bir şey değildi yani. Ben papatya çayı demiştim. Yanıma gelsene. Çatıdayken bir şey söyledin bana. Aşağı in falan dedim değil mi? Demişimdir yani. Anladım beni. Gerçek miydi söylediğin? Ya ben şimdi anladım senin ne dediğini. Alemsin kanka ha. Gerçek değildi yani. Herhalde gerçek değildi. Ben seni öyle çatıda birden görünce ne yapayım? Şok etkisi yaratacak bir şey söylemem gerekiyordu. Öyle aklıma gelen en saçma şeyi birden hop diye fırlatıverdim ağzımdan. Öyle söyledim işte. Hatırlasana. Aynısı bir filmde vardı zaten. Film. İyiymiş. Ben sana bir su getireyim. Allah'ım. İstediği kadar baygın baygın baksın. Böyle nefesini hissedecek mesafeden konuşsun. Böyle heyecandan kalbim çıkacak, ciğerim sökülecek gibi olsun. Yine de inkar edeceksin son nefesine kadar kızım Nazlı. Sonuna kadar inkar spor. Ölmek var, dönmek yok. Sen bana ne yaptın ya? Kendime gelemiyorum ben. O kadar mı hoşuna gitti ya? Hayvanlaşma. Ya bana bunu nasıl yaparsın? Utanmıyor musun? Ya resmen dengem bozuldu. Sinirden ne yapacağımı bilmiyorum ya. Ne yapmışım ya? Beni resmen öptün. Öylesine bir şeydi. O kadar büyütecek bir şey yok. Öylesine falan değildi. Ya sen utanmıyor musun? Seni dövmek istiyorum. Ben üstüne saldırmak istiyorum. İstediğini yapabilirsin. Öyle tokat atmadan gitmem bir acayipti zaten. 10 tokat atsam yine de hakkımdı. Ben o an çok şaşırdım. Şoka girdim. Ondan hiçbir şey yapamadım. Yoksa çoktan yemiştin tokadımı. Ben sana benden uzak dur demedim mi? Ben sana ağır gelirim demedim mi? Gerizekalı. Ben ne yaptıysam sana yardım etmek için yaptım. Tamam işte, yardımlarının karşılığını almış oldum. Ya Allah senin belanı versin ya. Zaten ya sil gitmiyor ya. Travma oldu resmen. Bak, biz birbirimize benzemiyoruz. Başka türlü peşimi bırakmayacaktın. Ben de peşimi bırak diye yaptım. Ki etkili de oldu. Evet, etkili oldu. Bu mu? Bu. Ya sen iğrenç bir adamsın, iğrenç. Senin ağdanın tutmuyor. Haklıymışsın sen ya. Beni kandırmışsın. Allah senin belanı versin. Tokat atacak mısın? Yukarı çıkayım mı? Yemişsin yiyeceğin kadar dayan. Kim yaptıysa o olsun. Benden uzak dur artık. Efendim amca. Tamam, geliyorum. Haluk! Abla? Oğlum ölecekti. Ne? Senin yüzünden Haluk. Senin yüzünden. Abla, dur, anlamıyorum ne? Oğlumu hastaneye kapattın. O da intihar etmeye kalkıştı. Şimdi anladın mı? İntihar mı? Senin hiç mi acıman yok ha? Hiç mi acıman yok Haluk? Oğlum ölüyordu diyorum sana. Abla çok üzgünüm, haberim sakın, yok. Sakın üzüleyim deme Haluk. Şimdi git Sevilay'a her şeyi anlat. Senin tehditlerinden de senden de korkmuyorum artık. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Her şey bitti Haluk. Oğlumu en kısa sürede eve getireceğim. Buna alışsan iyi edersin. Abla. Haluk. Sen bu çocuklardan ne istiyorsun ha? Neyin hesabını soruyorsun Haluk? Savaş'la Ali'yle alıp veremediğin şey ne senin? Babamın yaptıklarının bedelini onlara ödetemezsin Haluk. Ben babam gibi değilim. Ben değilim, babam gibi değilim. Ondan da betersin. Abla ben değilim babam gibi. Abla ne olur gitme abla. Senin artık ablan yok Haluk. Abla gitme abla. Güneşim. Müsait misin? Senin için her zaman canım benim. Ya hiç iyi değilim Nihal ben. Sesin çok kötü geliyor. Birisiyle konuşmazsam delireceğim burada. Ay ne oldu kızım? Ben galiba İzmir'e dönmeye karar verdim. Delirtme insanı ya. Ne yaptılar sana? Çocuk bana öyle söyleyince ben buna bir tekme attım. Hemen yere düştü. Kalk dedim kalk, benim sana söyleyeceklerim daha bitmedi derken müdür geldi. Kızım Nazlı, sen niye erkekleri dövüyorsun dedi. Geçen gün bana attığın tekmeyi de unutmadım. Pardon kanka ya. Ama bak gülümsettim işte, güldün. Anlattıklarına gülmüyorum. Neye gülüyorsun? Ben sana gülüyorum. Baksana kendini benim için paraladın. E olsun o kadar. Sen benim kankamsın kankam. Senden bir şey rica edeceğim. Bu yaşadıklarımız sadece bizim aramızda kalsın, tamam mı? Herhalde Savaş. Bir şüphen mi var? Merak etme, kimseye söylemem. Dayıma hesap sormak falan da yok. Yani. Nazlı. Tamam. Savaş. Ne haber oğlum? Dayı iyiyim ben. Tabii iyisin oğlum. Annem mi gönderdi sizi? Ya bir sakin ol. Oğlum ben bak buraları 90'larda kurdum. Anahtarı da var bende. Ara sıra gidip geliyorum. Ne haber Nazlı? Ben iyiyim de sana ne oldu? Yüzündekinin Selin'le falan bir alakası yok değil mi? Böyle itiştik birileriyle. Nazlı araba dışarıda bekliyor, şoför de orada. Ne zaman istersen gidebilirsin. Tamam, ben gideyim o zaman. Geri geleceğim ha. İyi dinlen kanka. Her şey için teşekkür ederim.